Karma, hesaba katılması gereken, tarafsız, özür dilemeyen bir güçtür. Herkes sonunda hak ettiğini alır. Zaman sınırı yoktur. Başkalarına nasıl davrandığına çok dikkat et. Çünkü başkalarına yaptığın her şey her zaman sana geri dönecektir. Kelimenin genel anlamıyla insanların arkasından iş çevirmek, onlara yalan söylemek ve duygularını incitmek ilk akla gelen şeylerdir diyebiliriz. Bize bu eylemlerin kabul edilemez olduğu öğretildi. Ancak son derece dikkatli olman gereken şey, iyi insanlara, sana karşı nazik ve sevgi dolu olanlara nasıl davrandığındır. Bazı insanlar sana dersler vermek, empati göstermek ve en çok ihtiyacın olduğunda seni yükseltmek için hayatına girer. Bazı insanlar sadece geçici olmak içindir. Ancak bu, sana zarar verecekleri anlamına gelmez. Bu insanlar, evrenin sana bir şekilde yardımcı olmaları için hayatına gönderdiği kişilerdir. Her gün kendine şunu sormalısın. Biri bana benim ona davrandığım gibi davransaydı, yine de kendimden memnun olur muydum? Empati gerçekten uzun bir yol kat eder. Kendini mutlaka onun yerine koy. Sözlerini bir kağıda yaz ve kendine tekrar oku. Sence adil görünüyorlar mı? Başkalarına nasıl davrandığın senin karmandır. Tabii ki mükemmel bir insan olmak zorunda değilsin. Ancak sözlerinin ve eylemlerinin başkalarını nasıl etkileyebileceğine dikkat etmelisin. Ve bunun bir kısmı büyük ölçüde kendi kendini yansıtmayı içerir. Yaptığın her incitici eylemin geri dönüp seni aynı şekilde incitebileceğini anlamalısın. Hayatta daha nazik seçimler yapmaya başladığın anda sana aynı şekilde geri dönmeye başlayacaktır. Nezaket göstermenin hiçbir maliyeti yoktur.